Sera Kadigil, Cumhuriyet Partisi'nden 25 Haziran 2021 tarihiyle istifa etti. Kadigil, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı ve bu katılımla tipin meclisteki milletvekili sayısı 4 oldu. Sera Kadigil bu adımını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum. Hoşça kalın ve merhaba, dedi. Peki, bir dönem attığı tweet nedeniyle dine hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan ve Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Sera Kadigil kimdir? Tam adı Saliha Sera Kadigil Sütlü. 29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Baba Konağı köyünden avukat Engin Çelik Kadigil. Annesi Sevilay Kadigil. 2003 yılında Vefa Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nde özel hukuk alanında başladığı yüksek lisans eğitimini 2010 yılında sinema eserleri üzerine yazdığı teziyle tamamladı. Aynı dönemde Londra Queen Mary Üniversitesi'nde fikir ve sanat eserleriyle telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi özel hukuk alanındaki doktora eğitimi devam ediyor. İstanbul'da bulunan Kadigil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadigil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi. 2018 yılındaki seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili seçilen Kadigil, mecliste özellikle hayvan hakları ve kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla gündem oluyordu. Peki bu hareketin ahlaka mugayir olup olmadığına kim karar veriyor? Elbette tek başına sevgili patronlar karar veriyor. Hop işçiyi tutuyor, kapının önüne koyuyor. İşaretliyor kod 29'u, kovdu işçiye de 5 kuruş ödemeden hayatına devam edebiliyor böylece. Sonra işçi isterse elbette gidiyor, parası varsa yargıya başvuruyor. Davaları en az 2-3 yıl sürüyor. Bu arada açlıktan ölmemeyi başarmış şanslı işçimiz varsa anca yargı kararı eliyle kendini temize çekebiliyor. Bu kod 29 belası da elbette bütün emekçilerin ama en çok kadın emekçilerin başına bela. Kadigil aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi. Münhasıran kültür sanat alanında faaliyet gösteren Sera Kadigil, Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Reji Asistanları Derneği, Prodüksiyon Amirleri Derneği ve Bağımsız Tiyatrolar Derneği girişiminin kurucu avukatı. 2014 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi, 2016 yılında CHP Parti Meclisi üyesi, Hukuk ve Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Hukuk İşleri Sorumlusu olarak görev aldı. Sera Kadigil, 31 Ocak 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada ifade vermek üzere gittiği adliyede polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, söz konusu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçunu işlemekle suçlandığı öğrenildi. Ertesi gün serbest bırakılmıştı. Sera Kadigil, savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye de sevk edilmişti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle. Görüşmek üzere.